Canım arkadaşlarım hepinize selamlar ben SML Hoca Trigonometri kampına kaldığımız yerden devam ediyoruz Peki nerede kaldık hocam? Orada da göründüğü gibi sinüs teoreminde kaldık arkadaşlar Sinüs teoreminden hemen sonra da zaten kosinüs teoremini işleyeceğiz Trigonometrinin olmazsa olmazları arkadaşlar sinüs ve kosinüs teoremleri Mutlaka ama mutlaka algılarını iyi açıp o şekilde dinlemen gerekiyor Ben daha sana söylemesi Evet Kamp kitabımızda sevgili arkadaşlarım 42 değil 43 hemen söylüyorum 43 ve 44 hatta 45'inde yarısı 43 44 ve 45 buçuk diyelim tamam 44 buçuk diyelim evet toplam 12 tane örnekle sinüs teoremini halledeceğiz ve sevgili arkadaşlarım içlerinde çok ama çok güzel sorular ve çok faydalı bilgiler var aklında bulunsun diyelim ve kamp kitabımızı canımız kitabımızı kenara bıraktıktan sonra hazırsan geçelim dersiniz. Evet üçgende trigonometrik teoremler kısmında önce sinüs teoremini işleyeceğiz gençler. Bir ABC üçgeninin kenar uzunlukları A, B ve C birim olmak üzere şimdi ABC şu da ABC'nin çevrel çemberi arkadaşlarım tamam mı? Şunu söylüyoruz. A bölü sinüs A. Sinüs A dediğimiz şey bak A köşesinin karşısında A kenarı, B köşesinin karşısında B kenarı ve C köşesinin karşısında C kenarı olduğu için A bölü sin A eşittir. B bölü sinüs B ve C bölü sinüs C. Bunların her biri birbirine eşittir ve bir orantı sabitine eşittir. Aslında orantı sabiti dediğimiz şey de sevgili arkadaşlarım müfredattan kaldırıldı ama 2R'ye yani şu şekilde düşünecek olursanız şuradaki R yarıçapsa. çapsa burası 2R'ye eşittir diyoruz ama müfredattan kaldırıldı bu kısım. Birinci örneğimize bakalım ABC üçgeninde A açısı 45, B açısı 60 ve B kenarı 6 santim olduğuna göre A kaçtır diye sorulmuş. Yani aslına bakarsan şöyle bir olay var. Burası A, burası B ve burası da C ise A'yı bize 45 vermiş. B'yi bize 60 derece vermiş ve B kenarı yani şurayı da 6 vermiş. O halde diyor A kenarı yani şurası sevgili arkadaşlarım kaçtır diye sorulmuş. Ne yapacağız? A bölü sin 45 ki sin 45 kök 2 bölü 2'dir. Eşittir. 6 bölü sin 60 ki o da kök 3 bölü 2'nin ta kendisidir. Burada bölü 2'leri yok edebilirim. Daha sonrasında da şunu yaparız. İçler dışlar çarpımından. 6 kök 2 eşittir. Kök 3 çarpı A derim. A buradan 6 kök 2 bölü 3 gelir. Bunu da ben 6 kök 2 bölü kök 3 gelir. Bunu da kök 3 ile genişletecek olursam 6 kök 6 bölü 3'ten gençler 3 ile 6 sadeleşirse 2 kök 6 gelir. Demek ki A 2 kök 6 birim uzunluğa sahipmiş deriz. İkinci örneğimizdeyiz. ABC bir üçgen. AB'yi 4 santim vermiş. Burayı 4 kök 2 vermiş. Burayı alfa vermiş. Burayı 135 derece vermiş. Alfa açısı kaç derecedir diye sorulmuş. Şöyle diyeceğim. 4 bölü sinüs alfa. 4 bölü sinüs alfa eşittir e, ee, 4 kök 2 bölü sinüs 135. Sinüs 135 biliyorsunuz ki sinüs 135 sinüs 45'e eşitti. Bundan kaynaklı da ben buraya kök 2 bölü 2 tabii ki yazabilirim. Şimdi her iki tarafta 4'ler var bu 4'leri yok ettim. Ee, buradaki kök 2 ile buradaki kök 2 de yok ettikten sonra 2'yi buraya çıkarabilirim. Yani 1 bölü sinüs alfa eşittir neymiş? 2 bölü 1'den 2'ymiş. O zaman sinüs alfa kaçtır arkadaşlarım? 1 bölü 2'dir. Ve tabii ki buradan alfa açısı 30 derecedir dedik. İkinci örneğimizde çözdük ve devam ediyoruz. Üçüncü örneğimizde sağ üst tarafta. 75-60 burası 4 kök 2'ymiş arkadaşlarım. Şimdi 75-60 ise buranın toplamı 135'tir ve buraya 45 derece kalır. Artık AC uzunluğu da sorulduğuna göre buraya da x dedim. Diyorum ki x bölü sinüs 60 ki kendileri kök 3 bölü 2'dir. Eşittir diyorum. 4 kök 2 bölü sin 45 kök 2 bölü 2'dir. Şuradaki bölü 2'lerden kurtulabilirim. Buradaki kök 2'lerden de kurtulabilirim. x çarpı 1 x eşittir. 4 kere kök 3'ten 4 kök 3 gelir. Bu da bana cevabı verir. Evet gençler devam ediyorum. Dördüncü örneğimle. ABC'nin üçgen olduğunu söylemiş. Burası 9, burası 12, burası alfa. BC 12 tamam alfa. CAB açısı da pi bölü 2 artı alfa. Yani şurası arkadaşlar pi bölü 2 artı alfaymış. Tanjant alfa değeri soruluyor bana. Şimdi e, yine sinüs teoremi uygulayacak olursak 9 bölü bak yazıyorum. 9 bölü sinüs alfa eşittir. 12 bölü sinüs sinüs pi bölü 2 artı alfa. Şimdi tabi Önce şu 9'da 12'yi bir sadeleştirelim 3'e 4 yapalım orayı. Tamam mı? Burada sinüs 90 alfa da biliyorsun ki kosinüs alfa'nın ta kendisidir. Yani 3 bölü sinüs alfa eşittir neymiş? 4 bölü kosinüs alfaymış. Şimdi benden istenen şey neydi hocam? Tanjant alfa. Yani sin bölü kosis deniyor. Sinüsün kosinüse oranı 3'ün 4'ü oranına eşittir. Yani tanjant alfa 3 bölü 4'ün ta kendisiymiş gençler. Beşinci sorum A, B, C ve D, E, C birer üçgen olarak verilmiş bize. Ee, burada da sinüs alfanın 3 bölü 5 olduğu verilmiş. Sin beta değeri kaçtır diye soruluyor. Ee, şimdi düşünelim. B, C kenarının tamamı şurası 12 idi. 12'ye karşılık 6'yı görebiliyoruz yarısı. Şuranın tamamında da 8'di. 8'e karşılık 4'ü gö görebiliyoruz, görebiliyoruz yarısı. Ee, ve daha sonra artık ben şunu söyleyebilirim gençler. Şurası eğer ki teta olursa. Bak burası teta olursa. Şimdi tetanın hemen sağ yanı 6. Yani burada da tetanın sol yanı 12. Tetanın sol yanı 4. E tetanın hemen büyük üçgene bak. Sağ yanı 8. Yani 1'e 2 oranı var. Değil mi? 1'e 2 oranını görebiliyoruz. Peki o zaman şöyle bir şey yapsak. Mesela burada e, se, burada 4'ü gören açı 4'ü gören açı alfa ise o zaman burada 8'i gören açı alfadır diyebilirim. Pekala. Şimdi buna göre düşünecek olursam. Sinüs teoreminden 8 bölü sinüs alfa dedim. 8 bölü sinüs alfa eşittir. 12 bölü 12 bölü sinüs beta diyebilirim tabii ki. Sinüs alfanın bana zaten 3 bölü 5 olduğu bilgisi verilmişti. Şunu 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 3 yazdım önce. 2 bölü 3 bölü 5 eşittir diyorum. 3 bölü sinüs beta oldu. Artık soru bitti. Ters çevirip çarptığımız takdirde 10 bölü 3 yapar burası. 10 bölü 3 eşittir 3 bölü sin beta ise sinüs beta tabii ki buradan 9 bölü 10'un ta kendisi gelir. Bize zaten bu sorulmuştu diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. 44. sayfama doğru geçtim. 6. örnekteyim. ABC'nin bir üçgen olduğu bilgisi var. BD'de DC'ye eşitmiş. BAD 45, BAC'de 60 derece. Şimdi sinüs B açısı eşittir k çarpı sinüs c olduğuna göre k değeri kaçtır diye soruluyor bana. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlarım b açısı burasıydı c açısı burasıydı. Ben şuraya a, diye, de a demek istiyorum şuralara da b demek istiyorum izninizle. Sonuçta bunlar birbirine eşitmiş. Şurası da a olsun dedim. Şimdi ben burada şunu yapabilir miyim? Mesela a bölü sinüs b, a bölü sinüs b eşittir diyorum. B bölü sin 45. Sinüs 45 dedim. Tamam. Daha sonrasında sağ taraftaki üçgende de A'nın sinüs C'ye oranı A'nın sinüs C'ye oranı eşittir. E, B'nin sinüs 60'a oranı diyebilirim. Şimdi ben bunu düzgünce yazmak istiyorum. İse dedim. İse dedim. Şimdi buraya bakıyorum. A bölü sinüs B. A bölü sinüs B. Eşittir. Şu sin 45 kök 2 bölü 2 olduğu için ters çevrilip çarpıldığı takdirde 2B bölü kök 2 yapar. Daha sonrasında A bölü sinüs C yazdım buraya. Eşittir dedim. Şu sinüs 60 da kök 3 bölü 2 olduğundan ters çevirip çarparsam 2B, bak yine 2B geldi, bölü kök 3 olur. Şimdi sin B ile sin C arasında bir bağıntı kurmak istiyorsam ben bunu buna bunu da buna oranlarsam eğer... Bu oranlar da eşit işte olacaktır. Bak burada iki blerin gittiğini ve A'ların gittiğini görüyorsun. Bunu ters çevirip çarparsan sin C'nin sin B'ye oranını bulursun. Eşittir. Bunu da ters çevirip çarparsan kök 3 bölü 2 gelir. Bak şimdi sin B bölü sin C dediğimiz şey şu sin C'yi şuradan al şuraya koy. Sin B bölü sin C neymiş? K'ymış. O zaman sin B bölü sin C nedir? 2 bölü kök bu da K'dır. Bize bu sorulmuş. Bunu da eğer şıklarda falan göremezsen hani seçenekli bir soruysa tamam mı? Şıklarda da yoksa köküçle genişletirsin. 2 köküç bölü 3 dersin. Tamam cevap bu olur sevgili arkadaşlarım. Geçtim notuma. Bir üçgenin kenarları arasındaki bağıntı açıların sinüsleri arasındaki bağıntıyla aynıdır. Mesela örnek veriyorum. K çarpı A bölü K çarpı sinüs A m çarpı b bölü m çarpı sin b n çarpı c bölü n çarpı sin c'dir. Şimdi zaten şurası k bölü sin a bölü sinüs a'dır. K'lar birbirini götürüyor. b bölü sin b c bölü sin c zaten bunlar birbirine eşitti. E ben bunu k ile bunu m ile bunu n ile genişletiyorsam zaten orantı sabiti bozulmayacaktır. Bir de hatırlarsanız TYT matematikte mesela 1 bölü 2 ile 2 bölü 4'ün birbirine eşitliğini biliyoruz değil mi? Şimdi ben burada eşittir diyorum bak 1 ile 2'yi toplarsan 3 2 ile 4'ü toplarsan 6 olur orantı sabiti yine değişmez o halde burada şuradaki k ile mesela k a artı m bölü k çarpı sinüs a artı m çarpı sinüs b eşittir n çarpı c bölü n çarpı sinüs c'ye de yine eşit olduğundan bahsedilebilir. Yedinci sorumuza geçelim. Bir ABC üçgeninde kenar uzunlukları sırasıyla AB ve C olmak üzere 3A artı 4B eşittir 5C eşitliği veriliyor. 3 sin a ile 4 sin b'nin toplamı eşit 3 olduğuna göre sin c kaçtır? Bak şimdi. Madem ki a bölü sinüs a eşittir b bölü sinüs b eşittir c bölü sinüs c ise o halde ben diyorum ki bunu 3 ile genişletmek istiyorum. Bunu da 4 ile genişletmek istiyorum. Böylelikle 3a bölü 3 sinüs a eşittir 4b bölü 4 sinüs b'yi bulurum. Ve hadi gel bunu da 5 ile genişletelim. 5c bölü 5 sinüs c olur. Neden bunu 3, bunu 4, bunu 5 le? Çünkü şuradaki katsayılara uygun biçimde yaptım. Şimdi şunu da şunu toplarsam ben. 3a artı 4b bölü 3 sin a artı 4 sinüs b de yine 5c bölü 5 sinüs c'ye tabii ki de eşittir. Şimdi 3 sin a ile 4 sin b'nin toplamının yani şu kısmın 3 olduğu bilgisi verilmiş. Ve 3 a artı 4 b de 5 c'ye eşitmiş. Yani 5 c'lerin burada eşitliklerini görüyorsun. Demek ki 5 sin c'de 3'e eşit olacakmış. 5 sinüs c 3 ise sinüs c tabii ki 3 bölü 5'tir. Doğru cevap da budur. Sinüs c sorulmuştu çünkü bize. Evet arkadaşlarım devam ediyorum. Bir diğer kısımla Neredeyiz? 8. örnekteyiz. Yukarıdaki, yukarıda kenar uzunlukları A, B ve C olarak verilen ABC üçgeninde 3 sin A artı 3 sin B eşittir. 5 sin C bağıntısı biliniyor. ABC üçgeninin çevresi 40 birim olduğuna göre AB eşittir C. Yani şurası arkadaşlarım. Kaç birimdir diye sorulmuş. Şimdi 3 sin A ile 3 sin B'nin toplamı 5 sin C'ye eşitse o zaman 3 A ile 3 B'nin de toplamı 5 C'ye eşittir. Tamam mı? Şimdi madem öyle a artı b neye eşittir? Tabii ki 3'e böldüm. 5c bölü 3'e eşittir. a artı b 5c bölü 3 ise e bir tane de c'miz var çevreyi elde edebilmek için. Bu da kaçmış? 40. Yani 8c'nin 3'e oranı 40 ise c bölü 3 eşittir 5'tir. c de buradan kaçtır? 15 birimdir diyebiliriz. Doğru cevap buydu. Notumuza bakalım. Sinüs teoremi ile ilgili sorularda alan daha pratik çözümler sunar. Şimdi ABC üçgeninde tüm kenarları, tüm açıları biliyorsak şunu yapabiliriz mesela. İlla hepsini bilmemize gerek yok tabii. Mesela bir tane açı ve iki taraftaki kenarı da bilsek yetiyor. Mesela şurası için konuşalım. 1 bölü 2 çarpı B çarpı C çarpı sinüs A'dır buranın alanı. Veyahut aynı üçgenin alanını 1 bölü 2 çarpı A çarpı C çarpı sinüs B olarak bulabiliriz. Ya da 1 bölü 2 çarpı C'yi kullanacaksam A çarpı B çarpı sinüs C olarak da Tabii ki bulabiliriz. Buna da sinüs alan teoremi denir sevgili gençler. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Bu üçgenin alanı sorulmuş. Hemen ne diyeceğim? 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 4 çarpı sinüs 120 sinüs 60'ın ta kendisidir. Bu da şu bölü 2'ler giderse 4 çarpı köküç bölü 2 bize cevabı verir. Bu da 2 köküçün ta kendisini verir arkadaşlar. Doğru cevap buydu dedik. Dokuzuncu örneğimizi de çözdükten sonra geçelim onuncu örneğimize. ABC ve ADE birer üçgen olmak üzere CKE üçgeninin alanıyla BDK üçgeninin alanı birbirine eşit olduğuna göre BD kaç birimdir? Şimdi ben şuradaki alana dörtgen bölgeye A dersem, şuraya da B dersem C, A, C, A, e, d üçgeninin alanı e, nerede? CK CKE. Ha. Şurasıyla sevgili arkadaşlarım BDK şurası eşitmiş. Buraya da A dersem şimdi şuna bak. Şu üçgenin alanı A artı B. Şuradaki üçgenimizin alanı da a artı b. O halde ben EAD üçgeni için buraya alfa dersem, CAB üçgeni için de burası alfadır ve alfa ortak açıdır artık benim için. Şimdi bu iki tane büyük üçgenin alanları ikisi de a artı b olduğuna göre sinüs alan teoremini kullanarak 1 bölü 2 çarpı bak şurası 6 çarpı şurası 12 çarpı sinüs alfa dedim eşittir. 1 bölü 2 çarpı bu sefer e, şu hangi üçgene bakıyoruz? C, A, B üçgenine bakıyoruz. Şurası 8 çarpı şurası x dedim 6 artı x ve çarpı sinüs alfa dedim. Bu alan bu alana eşit. Şimdi sinüs alfaların gittiğini görüyorsun. 1 bölü 2'lerin de gittiğini görüyorsun. E burada 8 kaldı. 8'i 4'e böldüm. 2. 12'yi 4'e böldüm. 3 geldi. 3 kere 6 kaç yapar? 18. Eşittir. 2 tane 6 artı x ise eğer 6 artı x 9'dur. X de buradan kaçtır? 3'ün ta kendisidir. Bizden zaten BD istenmişti. Demek ki burası kaçmış? 3 olacakmış sevgili gençler. 11. örnekteyiz. Diyor ki bana 11. örnekte. ABC üçgen. Şurası C birim. Burası B birim. DC iki kökü çarpı BD. Şimdi ben buraya k dersem o halde burası 2kök3 çarpı k olacakmış. Yukarıda verilen bilgilere göre sinüs alfa'nın değerinin b ve c cinsinden eşiti nedir diye soruluyor. Şimdi şöyle diyelim, ben eğer şurayı m dersem arkadaşlar, AD uzunluğuna, şimdi sol taraftaki üçgenimizin şuranın alanını ben sinüs alan teoreminden 1 bölü 2 çarpı c çarpı m çarpı e, sinüs alfa olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde sağ taraftaki üçgene bakacak olursak yani bu sefer şuraya bakacak olursak buranın alanı da 1 bölü 2 çarpı m çarpı b çarpı sinüs 60 yani kök 3 bölü 2 olması gerektiğini söyleyebilirim. Şimdi kenar alan bağıntısından burası k ise mesela buranın alanı a ise o zaman buranın alanı 2 kök 3 a'dır. 2 kök 3 a'dır. Yani ben soldaki alanı 2 kök 3 ile çarparsam şunu Demek ki sağdaki alana eşit olacakmış derim. Her iki taraftaki kök üçlerden kurtuldum. Şu şekilde. Her iki taraftaki 1 bölü 2'lerden de kurtuldum. Her iki taraftaki m'lerden de kurtuldum. Böylelikle 2 çarpı c çarpı sinüs alfa eşittir. Burada da b bölü 2 olduğunu görüyoruz. Şimdi sinüs alfanın b ve c türünden eşitliğini istenmişti. Şu 2c'yi alacağım karşıya atacağım. Böylelikle sinüs alfa eşittir. b bölü 4C olur diyebilirim. B bölü 4C sinüs alfaymış sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum 12. sorumla ve bu da videomuzun son sorusu aslında. ABC bir üçgen ADK birimmiş burası L birimmiş burası 20 burası 50. Yukarıda ABD ve ADC üçgenlerinin alanları birim kare cinsinden üzerine yazılmış. Burası 6 6ymış, burası 10'muş. Buna göre tanjant 20 derece ifadesinin K ve L cinsinden değeri soruluyor gençler. Şimdi K, L, ben şuraya da bir M diyeyim. Tamam mı? K, L, M. Ee, Daha sonrasında ben şuradaki üçgene odaklanmanızı istiyorum şimdi. Sol taraftaki üçgene alanı 6'dır. Buranın alanını ben nasıl hesaplarım? 1 bölü 2 çarpı M çarpı K çarpı sinüs 20 derece biçiminde hesaplarım. Şimdi şurada tamamı 70 olan ve tümleri de 20 derece olan bir açı görüyoruz. O halde şimdi büyük üçgene odaklanalım. Büyük üçgenin alanını hesaplamak istersen 1 bölü 2 çarpı m çarpı l çarpı sin 70 olduğunu görürüz. Sin 70 de zaten kosinüs 20 dereceydi. Şimdi buranın alanı kaç? 6. Buranın alanı kaçtı? 16 idi. Şimdi ben gider ikisini bir güzel oranlarsam şu şekilde 1 bölü 2'lerin gittiğini görüyorum. m'lerin gittiğini görüyorum. Sin 20 ve kos 20. Şimdi K bölü L çarpı tanjant 20 yapar. Sin 20 bölü kos 20 eşittir. 6 bölü 16'dan 3 bölü 8'dir derim. Şimdi benden tanjant 20 istenmişti. Bu L'yi aldım 3'ün yanına fırlattım. K'yı da aldım 8'in yanına fırlattım. Böylelikle 3 L bölü 8 K bana tanjant 20'nin eşitinin ta kendisini verir diyebilirim. Evet şimdi sağ üst tarafta da sevgili arkadaşlarım artık diğer konumuz diğer teoremimiz olan Kosinüs teoremi var ama ne demiştik kosinüs teoremini bir sonraki videomuzda ele alacağız. O halde o videoda görüşürüz. Hemen arkasından gelir zaten video merak etmeyin. O videoda görüşürüz. E, sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.